Merhaba tekrar, iyi akşamlar herkese. Oğuz Bey merhaba. Tanrım. Bir an kafam karıştı, yanlış bir yerden mi girdim? Kendi sayfamdan girdim gibi geldi. Hoş bulduk, hoş buldunuz efendim. Merhabalar, Dora Magazin'in değerli takipçileri, hoş geldiniz. Beni Ekonomide Saadet hesabımdan takip edenler, efendim hoş geldiniz. Arada böyle görüyorum. Merhabalar, el sallayan herkese ben de böyle el sallıyorum. Hoş geldiniz. Bu akşam yine keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. Şöyle hem ekonomi konuşacağız, hem Elvan Hanım'la beraber astrolojiyi masaya yatıracağız. Altta bir fon müziğim var. Beni tanıyanlar açısından. Yaşasın, Elvan Hanım geldiler efendim. Kendisini karşıladığım fon müziği. Tanrım. Bunun ne manaya geldiğini hemen soracağım şimdi. Alıyorum yayına. Bekliyoruz kendisini yayın almak için. Saadet, bir dakika. Güzel bir fon müziği öyle o. Şunu kapatıyorum. Alttaki fon müziğinizi duydunuz mu? Bence çal biraz da, harika. Tam çalayım. Retro. Tam. Arkadaşlar 2 ay böyleyiz. 2 ay böyleyiz. Böyle oynayacağız 2 ay. Ne güzel parçadır bu değil mi? Ya nostaljik ama bir de. Evet, gelenleri bekliyoruz efendim. Elvan Hanım da birazcık daha çalsın, 1-2 dakika. Dediğim merhabalar için, herkese bu arada. Ne gelen var ne giden. Kime diyeyim sözümü? Vallahi bence Saadet tam Venüs Retrosu. Kapıyorum. Tamam. Şu şey kısmı özellikle girelim mi? Hani bir de yetmez falan var ya o kısım. Şimdi geliyor. Geliyor. Yorum yapan herkese gelsin. Evet, artık kapıyoruz. Ki vaktimizden yemeyelim değil mi? Evet efendim, bu parçayla niye girdiğimi... Çünkü sabahtan sizin ki dinlemiştim ama yayına geleceğiniz için bir kere daha izleyeyim istedim. YouTube'dan takip ediyorum sizin yayınlarınızı. Ve orada Venüs Retrosu gidenler geliyor deyince dedim ki yani aklıma bu parça geldi. Tabii efendim bu akşam ben Deniz Ekonomide Saadet. Ekonomist efendim aslında. Aslen ama sağ olsun Dora Magazin bize sayfasını açtı. Çok teşekkür ediyorum. Elvan Hanım da kabul etti. Haftada bir ekonomiyle beraber astroloji yorumluyoruz. Ama bugün o kadar böyle ekonomiye girmeden, aslında ekonomiye de gireceğiz. Hiç şey değil, bunu konuştuk. Hem şu anda içinden geçtiğimiz sürecin astrolojik olarak bize neler söyler onu dinleyeceğiz kendisinden. Ben de arada böyle ekonomik taraftaki öngörülerimi iç açıcı, ekonomi çok fena olduğu için hani nereden girsem acaba diye düşünüyorum. Dolayısıyla karşılıklı böyle bir fikir alışverişinde keyifli bir sohbet dinleyeceğinizi düşünüyorum. Bu arada çok güzel gözüküyorsunuz Elvan Hanım. Cilt falan şahane. Çok teşekkür ederim. Vallahi mi? Vallahi öyle. Bence ben çok makyaj yapmıyorum. Bir de evdeyiz. Evdeyken de bazıları aslında psikolojik olarak kendini iyi hissetmek için makyaj yapıyorlar ama ben çok makyajdan yana bir insan değilim. Belki ondan hani hiç yapmadığım için. Şu an mesela yayında olduğum için yaptım. Şu an var tabii ki de yüzümde. Filtre falan çok... değil yani. Size özel yaptım. Ama teşekkür ederim efendim. O sizin güzelliğiniz. Çok mersi. Teşekkür ederim. Nereden başlayalım? Şimdi sevgili Saadet, yani şöyle nereden başlasak, neresinden tutsak, tabii ekonomi tarafında senin de çok güçlü öngörülerin vardır. Şimdi efendim önümüzde bir Venüs Retrosu var. Venüs Retrosu aslında 12 Mayıs'ta başlıyor arkadaşlar. Bu arada yeni katılanlar için de herkese bu arada merhabalar. Ben astrolog Elvan. Şimdi böyle yavaş yavaş biraz evet gelenler var. Aynen öyle. Gelenler oldu. Bu gece aslında her şeyden, sevgili Saadet'in de bahsettiği gibi çoğu şeyden bahsedeceğiz ama işin ekonomik kısmından da bahsetmiş olacağız. Yalnız Venüs Retrosu 12 Mayıs'ta başlayıp 25 Haziran'a kadar sürecek. 2 yılda bir Venüs Retro yapıyor zaten. Yani en son 2018 Kasım'ında yapmıştı. Akrep'te yapmıştı. O dönemlerde belki ekonomik olarak ne olup bitin sen daha iyi böyle bir geriye döndüğünde şey yapabilirsin. 2018 Kasım'da mı başladı? Ekim-Kasım'da bir Venüs Retrosu vardı Akrep Burcu'nda. İşte aslında bu bir bu arada sıradan bir Venüs Retrosu da değil. 8 yılda bir olan böyle astrolojik döngüler var. Güneş tutulmaları gibi işte. Venüs, bu aslında bu bir Venüs tutulması gibi de düşünmemiz gerekiyor bunu. 5 ayaklı bir pentagram çizgisi var ya, 5 tane 5 köşeli yıldız. Bunun bir kapanışı, yani biz burada aslında bir devri kapatacağız. Bir de yeni bir devre başlayacağız. Bu Venüs dediğimiz gezegen sadece aslında aşkın gezegeni değil. Aşk enerjisi değil. Burada sistem şuna da çalışıyor. Venüs bolluk bereketle de bağlantılı haritada. Mesela özellikle dişi haritalar, yani kadın haritalarında bolluk bereketle çok alakalı bir gezegendir. Mesela çoğu zenginlerin işte varlıklı iş insanlarında Venüs'ün güçlü konumlarda, bazen de çok daha ters köşe bir şekilde retro olduğunu görürüz. Özellikle de mesela altından zaten bahsedeceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle altın tüccarları, altın kuyumcular, altınla ilgili işler yapan kişilerde mesela Venüsleri Aslan Burcu'na ve retrodur. Ve bunlar müthiş altınla işte madeni herhangi, en çok da burada Aslan'da altın elementi baskındır. Çok çok kazanıp o hani aslında şeydir, çok fazla tabii oradaki kişiyle Kapalı Çarşı'daki mesela altın piyasasını yöneten bir beyefendi varsa muhtemelen Venüs'ü Aslan'da retrodur onun. Hani böyle bir enerji de veriyor. Bu retrolar çok acayip çalışıyor. O yüzden aslında bu dönemde krizi fırsata çevirenler de çok olacak. Yani süper. Kriz dönemi, Venüs retrosu. İlişkilerde de krizi fırsata çevirenler olacak. Ama tabii 2012'den bu yana yaşadığımız travmaları bir 2012 Mayıs'ına döndüğümüzde özellikle geriye böyle bir flashback yapsın, böyle bir ekran buğulansın falan gidin. 2012 Mayıs'tan itibaren, Mayıs-Haziran'da yaşadıklarımız ya da başladıklarımız ya da bitirdiklerimiz ya da bizim canımızı acıtan, ama sadece o tarihleri baz almamak gerekiyor. Orası bir başlangıç tarihi ve bundan itibaren, yani 2012 Mayıs'ından itibaren 8 yıllık döngüyü baz almamız gerekiyor. Bu 8 yıllık döngü artık bu son Venüs retrosuyla 25 Haziran itibariyle aslında kapanıyor. Yani şu mu? Hani ben bugün özellikle YouTube'da da sizi dinleyince astrolog Elvan Yerman efendim. Astrolog Elvan diye değil mi sizin YouTube? Evet, lütfen bir de sen diyebilirsin tamam, bana ya. Peki. Yani tamam. Evlerimizde şey gibi kahveni tamam, aldım. Okey, sen de hitap ediyorum o zaman. Olsun, Dora Magazin. Tamam. Süper, çok teşekkür ediyorum. O zaman şöyle, YouTube'da izlediğimde bu 8 yıllık döngüde, yani birisi geçmişteki 8 yılda ne ektiysek bunun en nihai sonucu mu önümüze geliyor? Hani öyle bir şey mi kastettiğiniz? Tabii ki de. Tabii ki de. Yani iyi tohumlar da ektiysek, iyi niyetle, ilişkilerde, parasal anlamda, finansal anlamda iş kuranlar da dahil mesela buna. İyi niyetlerle, ama mesela ne yaptık? Hop bir şeyleri böyle dolandırdık, onu yaptık. Bunu katakırlı yaptık. Hah, şimdi onların mesela ortaya çıkışını da göreceğiz. Yani dolandırıcılar çok yakalanır bu dönem. Ortaya çıkar. Onların işleri bir sıkıntıya girer falan. Hani böyle kolektife böyle yansımaları da olacak. Kişisel anlamda ne olacak dersen, kalp dolandırıcıları. Yani işte böyle kalbimizi kıran, bizim canımızı acıtan kalp dolandırıcılarının yakalanma dönemi olacak. O yüzden onlara dikkat edelim. Tamam, bir dakika. Onun için zaten ey tanrımda girdim ben. Bir dakika şimdi. Süper. İşte müzik bu. Bir dakika, şurayı da bir anlamam lazım. Onu çözeceğim ben şimdi matematik kafamla. Şimdi bu gidenler geri geliyor. İyi bir şey mi yani? Hani bu böyle Merkür Retrosu'nda biliriz ya biz bunu. Yani Venüs Retrosu'nda bu geliyorsa ki 25 Haziran'a kadar bir dönemdeyiz. Evet, 2 ay. Bu 2 ay boyunca giden, 8 senede gidenlerin hepsi kafamıza... Bu merak gibi. Kafamıza geliyor. Gönder gelsin. Öyle şu an ya. Gerçekten. Şu anda bizi takip eden hem erkekler hem kadınlar için geçerli. Yani her zaman bu böyle karşılıklı, yani bu böyle tek taraflı almamak lazım bu konuşmalarımızı, rica edeceğim. Arada böyle gözüm yorumlara takılıyor. Sanki kadın kadına dertleşiyormuş. Çünkü ben bugün hani vakitte var ya, evdeyiz. YouTube'dan dinleyip sonra böyle düşündüm. Hakikaten o geriye sardım. 8 yıl boyunca neler yaptım. İşteki nasıl değişiklikler oldu. Türkiye'de neler değişti. Ekonomik mesela olarak neler, verdiğiniz tarihle ilgili ben de birkaç şey söylüyor olacağım. Biraz hani finansal kısmını da zaten konuşuyor olacağız. Dolayısıyla hani bu hakikaten 25 Haziran'a kadarki döngü içerisinde geçmişte ne yaptıysak onun ekmeğini yediğimiz ya da kustuğumuz boğazımıza durdu. Nerede olabilir arkadaşlar? Çünkü hani tamamlanma dediğimiz şey nedir? Hesaplaşmadır neticede. Bir de bence bireysel olarak da, yani kişisel olarak da şimdi Venüs retroları kişisel ahlak ve değer yargılarımız ve kendimize olan değerle alakalıdır. Mesela doğum haritasında Venüs retro olan insanlar genelde kendilerini beğenmezler, sevmezler. Çok güzel olmaları. Bazıları çok güzeldir ama sevmez. Yani bazı kombinasyonlarda güzellik verebiliyor. Ama bir takıntısı vardır. Sürekli estetik yaptırır. Sürekli bir şey yapar. Kendiyle oynar. Vücuduyla oynar. Kendini sevmez. İşte biz aslında bu dönemde en çok da 2012'den bu yana bize kimler kendimizi sevdirmediyse, kimler yüzünden kalbimiz kırıldıysa ve aynalara küstüysek, hepimizin öyle dönemleri olmuştur. İşte bunları ruhsal olarak da tamir etmek ve içe dönmek olarak kullanmamız gereken bir dönem. O yüzden retrolarda yeni başlangıçlar diyemiyoruz. Çünkü gezegen tabii ki de durağan konuma ve hani yavaşlama konumuna geliyor. Retro aslında yavaşlama enerjisidir astronomik olarak. Bu noktada zamanı biraz daha geçmiş zamanı geriye sarıyormuş gibiyiz. Daha geçmişle bağlantılı çalışır gezegenler. Böyle olunca da geçmişten insanlar gelir bize. Geçmişten işte 2012 yılında başlayan bir ilişkinin bitmiştir çoktan. Ama bir anda bir gece yarısı bir mesaj gelir. İşte der ki ben çok vicdan azabı diyorum, bilmem ne vesaire vesaire, bir sürü zaten bana da bu süreç içerisinde bir sürü muhtemelen mesaj gelecek takipçilerimden, yaşadıklarıyla ilgili anlatırlar böyle hep DM'lerde falan, ara ara vakit bulduğumda bakarım, konuşuruz. Bunlar gelecek. Tabii burada önemli soru şu, hani ne yapacağız bunları, yani bunlar gelecek, dönecekler, hesaplaşacağız. Bence en güzeli bazı ilişkiler evet tamamlanabilir. Yani bitmemiş, yarım kalmış ilişkiler tamamlanabilir. Ama bazı noktalarda da eğer kalbimiz kırıldı, kendimizi çok değersiz hissettiğimiz bir ilişkinin içindeydik, çok hırpalandık. O zaman da benim önerim helalleşerek, o kötü enerjiyi üzerimizden atarak. Çünkü bir ilişkiyi kafamızda bitirmediğimizde başka bir şeye başlayamıyoruz. Başka birinin enerjisini de hayatımıza çekemiyoruz. Hep kızlar mesela der ki Elvan hayatıma doğru düzgün adam girmiyor. Çünkü sen o enerjideki adamı, yani öyle bir enerjidesin ki o kadar çok geçmişe takılısın ya da o kadar çok geçmişte kim varsa hayatında ona takılısın ki o enerjiyi ve o bağı koparamadığın için yeni bir adam ya da yeni tip, yeni hani hep böyle hep aynı tipleriz ya, hep aynı tip adamlar geliyor, hep aynı tip adamlarla bir arada oluyoruz ya da onlar çıkıp geliyor. Bakın mesela bu Venüs retrosunda da yine aynı tip adamlar gelirse bilin ki onlar aldatıcı, kandırıcı. Orada bir illüzyon var. Orada doğru sözlerin söylenmediğine emin olabilirsiniz. Kuşkucu yaklaşın, şüpheci yaklaşın. Yeni gelecek ilişkilerden bahsediyorum. Yani Mayıs ve Haziran'da tanışabileceğiniz insanlardan bahsediyorum. Buralarda sıkıntılı çalışabilir biraz. Zorlayıcı çalışabilir. O yüzden bu noktada bence sıfırdan böyle yepyeni kararlar vermek, çok ani kararlar vermek yerine ölçüp tartıp güven seviyemizi doğru kurmamız gerekiyor. Çünkü ikizlerde birazcık şöyledir. Ben bunu beğendim, bunu sevdim, tamam ben bunu da sevdim ama kararsızım. Çünkü ikizler değişkendir, değişken burçlardan. İki kişiyi aynı anda sevebilir mesela ikizler burçları. Aynı anda da gerçekten sever bunlar, biliyor musun? Yani sorsan onu da sever. Ya, ikisini de seviyorum ben. Bu o kadar normal ki benim için. Hani böyle bir enerji içinde olacağız şu dönemde. O yüzden biraz tehlikeli. Gerçekten tehlikeli. İlişkiler anlamında bir kere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bütün bu konuşmadan anladığım 25 Haziran'a kadar aksiyonu bol. Çok. Bayağı aksiyonlu bir dönem bizi bekliyor ilişkiler tarafından. Kesinlikle öyle. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Söylenilen her söz, ben şey derim buna, karşılıksız çek olabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Yani karşılıksız ilişkilerde karşılıksız çeklere dikkat edin bu dönemde. Çünkü adam der sana şu an kafası karışık olduğu için çok hoşlanır enerjinden. Bir anda yükselir, bir anda düşer ikizler enerjisi. Venüs de burada retro yapacağı için geçmişte mesela ilişkiniz bitmiş, bir anda tekrar gelir yine sana yükselir. Retro bitince tekrar kafası karışır, geri döner. Haydi bakalım, buyurun çıkın işin içinden ondan sonra. Hani genelde böyle etkisi. Ama bazı noktalarda tamamlanma ve birliktelik verebilecek. Yani onlar biraz da özel ve karmik kombinasyonlar diyebiliriz. Belki de karmik ilişkilerin tamamlanması, hani bir Venüs'ün bir döngüsünün bitmesini böyle de yorumlayabiliriz. Kendimizde hangi burcumuza ve yükselen burcumuza göre de dinlemek gerekiyor yorumları. Hani tek tek burç burç sorarlarsa lütfen son bir YouTube videomda Venüs Retrosu ile ilgili bilgi vermiştim. Orayı dinlesinler. Hem burçlarını hem yükselen burçlarını, hangi noktada etkiliyse o alandaki değer yargılarınızı değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve kendinizi bu Venüs Retrosu'nda yapılacak en güzel olumlama. Her sabah kalktığınızda kendinize sevdiğinizi söyleyin. Kendi kendimize. Tabii. Kendimize. Evet. Gerçekten. Kendi kendimize. Yani çünkü en çok ihtiyacı, herkesin aslında sevgiye ihtiyacı var. Bazıları dile getiremez. Bazıları ifade edemez. Bazıları çok hırçın bir şekilde ifade eder. Ya da bazıları çok güzel ifade eder. Ama en önemli şey kişinin kendini sevmesi ve en çok bazen zorlandığımız konudur psikolojik astrolojide. Herkesle iletişimi bozuktur. Problemlidir erkeklerle. Sebebi, kadın kendini sevmiyordur, kendini değerli görmüyordur. Asıl burada alt anlamda kendimizi hangi alanda değersiz görüyorsak, kariyer mi, aile mi, eş mi, flörtler mi, fiziksel olarak mı? Burada ne olur oradaki sorunun üzerine gidin ve çözün. Çok mutlu olursunuz. Yüzleşmeden bahsediyoruz o zaman. Yani kendime döneceğim ve o iç hesaplaşmayı yapıp, yaptıysam da yaptım deyip o hataysa veya her neyse o konuyla yüzleşmek, ki bence zaten keşke herkes, yani tam şu dönemde bu koronavirüsün sebebiyle hepimizin evlerde kaldığı bu dönemde tam aslında buna uygun bir 2 aylık bir sürecin içerisinden geçtik. Asıl zor olan zaten hani çok böyle bunu daha buhranla karşılayanlar açısından o yüzleşmeyi geçmişte yapmamışsa daha ağır ve travmatik bir şekilde bu dönem de o yüzleşmeyi yapmak durumunda kaldılar. O da tabii bu dönem bir kere daha o zaman onu kendimize değerliysek değerli olduğumuzu hatırlatacağız. Kesinlikle. O yüzden bence en güzeli bu Venüs olumlamasıdır. Kendinizi sevin, kendinize değer verin. Bu dönemde yapılacak estetik operasyonlar konusunda, şimdi Venüs retro diyoruz ya, estetik de çok geliyor. Şimdi klinikler açılıyor vesaire. Hani Venüs hep estetikle, güzellik uygulamaları, saç kesimi, kuaförler açılıyor. Hep bunlarla bağlantılı. Burada rutin uygulamaların dışına çok çıkmayın. Yani Haziran sonuna kadar. Evet, yani mesela yine estetik vesaire yaptırabilirler ama rutin, mesela rutin botoksun geldi. İşte hani yaptır botoksunu geç, ama hani kaş dudak yapayım, işte yok ekstra şunu da yapayım, bunu da yapayım dedi. Çünkü takıntı, Venüs retro güzelliğe dair takıntı verir kişide. Acayip bir şekilde. En iyi estetik cerrahlar da mesela Venüs retro olanlardan çıkar. Çünkü onlar nerede fiziksel olarak hani o hastalarının ne kadar güzel olabileceği noktasında santimine santimine şeydir, takıntılıdır. Yani takıntılı. Onu mesleğe dönüştürmüş baktığınızda. O yüzden çok oynamamak lazım. Hani yapacağımız saç işlemlerinde de mesela saçımız başımız kuaföre gideceğiz. Rutin neyse, saç kesimimiz aynı kesim yaptırın. Ya da bambaşka bir şey yaptırdığınızda hiç beğenmeyebilirsiniz. Sonrasında benden söylemesi. Öyle diyeyim. Şimdi... Bir önceki konuşmamızda şöyle bir şey, telefonlaştık biz tabii. Saadet, tarih olarak çok da böyle manidar bir tarih seçmişsin. Çünkü biz de 2 hafta önce konuştuk. Tam da Akrep Dolunay'ına denk geliyor demiştin telefonda. Özellikle ki o zaman sanıyorum Nisan'ın böyle son haftası falan gibiydi. Yani daha 20 Nisanlı tarihlerde diye hatırlıyorum. Çünkü daha bayağı uzun zaman var diye ben de kendi aklımdan geçirmiştim. Çok ekonomiyi konuşacağız. Ay bak çok iyi oldu. dediğini hatırlıyorum. Hatırlatıyorum aynı zamanda. Birazcık böyle hani hem ilişkiler hem ekonomi tarafıyla koordine gidiyoruz ama çok fazla soru geldiği için ne olur ben bu soruyu hemen topu sana atıyorum. Çünkü efendim şöyle bir durum var. Venüs Retro'da, yani bunu herhalde yazmadıysa gerçekten, yani 10 kişi ayrı zamanda sordu. Venüs Retro'da altın düşer mi? Şimdi Venüs Retrosu'nda altın düşer mi efendim? Düşmez. Yani ben astrolojik olarak söyleyeyim. Sen bir ekonomist tarafından bak bu işi. Hemen yani korona sürecinden sonra ne olacağız? Orada o top sende tabii ki de. Ama bakın arkadaşlar, Venüs retroları her zaman için, yani sadece bu Venüs retrosu için de geçerli değil. Finansal astroloji dediğimiz bir alan var. Böyle astrolojinin finansal kırılımlarını inceleriz. Hangi dönemde neler yükselecek, yükselişe geçecek ya da aslında dünya üzerinde para bilimlerinde ne tür değişimler olacak, inişler, çıkışlar da borsada dahil olmak üzere bunların incelendiği bir alt ana dal var. Bununla ilgili bildiklerimi size biraz aktarayım. Venüs, özellikle Venüs retrolarında en birinci bir kural. Altın çok daha hızlı yükselir, spekülasyonlar çok fazla olur borsada ve o spekülasyonlar sayesinde Mayıs-Haziran'da parayı vuracak çok acayip bir kesim olacak bence. Yani ben de bunu buradan söylemek istiyorum. Yani bir dakika, dın dın 25 Haziran'a kadar sürekli bir yükseliş görme ihtimalimiz mümkün diyor efendim astrolog Elvan Yerman. Şimdi burada hemen ben de ekonomik tarafta şöyle bir şey söyleyeyim. Maalesef içinden geçtiğimiz, yani ben böyle güler yüzümle, herkes böyle şey oluyor. O kadar böyle hani şey gibi, bendeki tesiri o kadar stresli ve zor bir ekonomik dönemden geçmekteyiz ki bunu tabii biraz kendi işim, ana işim, portföy yönetimi ve ekonomi olunca hakikaten Türkiye ekonomisiyle ilgili ben de kendi sayfamda da çok değerli isimleri ağırlıyorum. Şimdi içinden geçtiğimiz süreçte özellikle benim de çok vurguladığım yurt dışı kaynak girişiyle ilgili çok ciddi bir sıkıntımız var. Şimdi bu noktada farklı açıklamalar geliyor hükümetten, karar alıcılardan. Fakat bizim özellikle döviz girdisiyle ilgili bu sene turizmi de pas geçtiğimiz için oradan beklediğimiz, arzu ettiğimiz giriş olmayacağı için, sermaye hareketleri tarafında da gerçekten ciddi bir para girişi olmadığı için bunun bizi özellikle yaz ayları itibariyle de çok daha fazla üzerimizde stres yaratacağı ve ben bu özellikle kaygıyı hep kendi yayınlarımda da çok dile getirdim. Nisan başı itibariyle daha fazla hissetmeye başladım. Çünkü bizlerin hissettiği, yani ekonomi tarafındaki iş yapan piyasacıların hissettiğiyle şu anda ekonomi yönetimi tarafında çok ciddi bir şey farkı var. Yani eksen farkı var. Biz çok başka bir noktadayız. Onlar kaygı duyulmaması gerektiğini ifade eden noktadalar ve bu da şuna sebep oluyor. Aksiyon alınmasını geciktiriyor. Fakat piyasada aksiyon almayı bırakın, bir gün dahi gecikecek zamanı yok şu andaki ekonomik dönemin. Bundan mütevellit efendim. Şimdi altına hemen dönüyorum. Şimdi bizim altınla ilgili bazen böyle çok şey olabiliyor. Özellikle altın bir meta olarak, bir değer olarak hem ons bazında, yani dünyada değer kazanan bir değer, ons dolar bazında ölçülüyor. Fakat biz alırken hani gram alıyoruz ya, oradaki gramının fiyatı biz tabii Türk lirası olarak ödediğimiz için dolar TL'nin o günkü kuru neyse oradan bize çarpılıp dolar TL'ye göre biz gramını alıyoruz. Bu sebepler efendim altın ons bazında dünyada değer kazanmasa bile, ki şu andaki dünya ortamı da çok buna kazanmaya müsait. Fakat Venüs Retrosu itibariyle 25 Haziran'a kadarki o dönemde maalesef dolar TL ile ilgili bizim streslendiğimiz, ki bu hafta çok fazla bununla ilgili ben de çok inanılmaz hani hakikaten hem soru aldım hem ana işimde bu olduğu için dolar TL'de 7.20'yi gördük ve o zaman da 400 lira doğru gitti gramı. Yani dolar TL 7.20'ye gelince gramın da 400 lira doğru yükseldiğini gördük. Bu sebeple dolar TL'nin hareketine bağlı da olarak şu andaki stres gevşeyemediği için bir türlü, yani bizim yurt dışı kaynakla ilgili bir para girişiyle ilgili bir haber bizi rahatlatır. Yani şöyle yapar, 6.80'lere doğru dolar kurunu gevşetebilir. O da gramı işte 370 tekrar oralara doğru getirebilir, 380'lere doğru. Ama bu haber gelmezse ve her gelmediği gün için dolar kurundaki stres birikiyor ve bir türlü bir önce geldiği seviyeye gelemeyen ve devamlı yukarı doğru giden bir kurumuz var. Efendim bu sebepler dolar da demiyoruz artık, yeşil diyoruz, biliyorsunuz yasaktan sonra. bir şeyim ve bana öyle dedi, Sait Hanım dedi, altına dedi artık ne dedi bakayım, sarı kız öyle bir şey deriz dedi, işte dolara da yeşil deriz dedi. hani dolar yorumu ile ilgili efendim bütün lisanslarım olduğu için ben bu konuda çok gayet gönlüm rahat. Her türlü hesabı verebilecek durumdayım çok şükür. Dolayısıyla efendim altın için kuvvetli yükseliş öngörür Elvan Hanım. Ben de diyorum ki bunu çok destekleyecek ekonomik tarafta da maalesef sıkıntılı bir sürecin içindeydik zaten ve içinde olmaya devam ediyoruz. Yani hala o türbülanstaki uçakta sürecimiz devam ediyor ve bazen o kadar artıyor ki işte bu geçen hafta gördüğümüz gibi şiddeti çok artıyor. Bazen birazcık daha hani durağanlaşıyoruz ama belli ki bu türbülans süreci devam edecek Haziran sonuna kadar. Kuvvetli yükselişte hem dolar TL ile ilgili olabilir hem de yatırımcı yurt dışı tarafta da ons bazında da altının yükselmesi sebebiyle olabilir. Yani sadece bunu dolar kuruna bağlamamamız lazım. Hani gramı alırken iki değişken de etkilediği için bunu izah etmek istedim. Ons tarafında da bir yükseliş potansiyeli zaten o da var. Dolayısıyla öyle süratli bir yükseliş 25 Haziran'a kadar. Efendim kulaklar, gözler dört açı. Şimdi buradan sonra pazartesi herkes gidip altın alıyorlar bir de daha da yüksek. O zaman ne oluyor? Daha da altın. Tabii bu da öyle bir durumumuz var. Yani bu tabii altın ama şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bireysel bir yatırımcının, küçük yerli yatırımcının aldığı altın öyle aman aman tabii çok büyük bir piyasa etkisi olmaz. Yani biz bir Hindistan değiliz mi? Aa, gidip de alacağız kilolarca, tonlarca falan da fiyatı etkileyelim. Hani o anlamda olmaz ama ben daha önceki yayınımda Kapalı Çarşı'da da çok değerli bir isim. Aynı zamanda altın uzmanı olan Mehmet Ali Bey'i ağırlamıştım bir önceki hafta benim ekonomi tarafındaki yorumda. O da şey dedi, Sait dedi, Kapalı Çarşı açıldığı zaman dedi bu fiyat dalgalanmaları. Biraz İran'da açılıyor bir de. Hı hı. Biraz İran'da da o açılıyor bir de işte. Evet yani Petro'da biraz açılıyor. Dedi fiyatlar dedi yani şu anda dedi böyle bir anormallik de var piyasada dedi. Biraz daha piyasa işlemeye başladığı zaman o dedi birazcık daha rayına girmesini biz de bekliyoruz. Çünkü fiziksel olarak almakta da şu anda sıkıntı var. Çünkü hani Kapalı Çarşı zaten kapalı. Hani ya gidecek bankadan alacak. Dolayısıyla orada da böyle volatil de diyorum ben tabii ama hani oynaklığın çok fazla olduğu tabii biraz tabii, şey diyeyim bunlara. Oynaklığın çok daha fazla olduğu bir dönem olacak gibi gözüküyor. Benim buradan aldığım altın için şey bu efendim. Ve şöyle ben yani mesela astrolojik olarak da yani aslında finansal astrolojiyi de nasıl hani bu jargon nereden çıkmış derseniz geçmişteki astrolojik işte büyük buhrandan tutun döngüler inceleniyor arkadaşlar. Hani o döngülerde neler olmuş, neler yaşanmış işte ona göre astrologlar ya da işte bu işle uğraşanlar diyor ki şu dönemlerde evet bakıyoruz, gözlemliyorlar. Çünkü astroloji biraz da gözlemdir. Yani geçmiş zamanlarda olan işte mesela veba salgını da aynı şekilde. Şimdi mesela bir korona salgını yaşıyoruz. Veba salgınındaki malefik gezegenlerin kavuşumunun bir benzerini şu an yaşıyoruz. Hani Avrupa'da o kara veba zamanında olan. Hani geçmişe yönelik o ekonomik buhranları da, dünyasal büyük salgınları, kitlesel ölümleri ya da işte bir takım büyük savaşların da incelendiği noktalarda bunlar öngörüye çevriliyor ve işte bu ilim dalı aslında oluşturuluyor. Yani bu finansal tahminleri yani finansal astroloji tahminlerinde aslında buna bakarak yapıyoruz ama bu hani 2 kere 2 4'tür yani finansal astroloji alanında Venüs Retro zamanları bir rakamlar böyle biraz geriye çekilir gibi olur. Sonra bir anda çok hızlı yükselir. Yani o yükselişi doğru tahmin etmek bir kere çok önemli. Eğer zaten büyük paralarla bu işlemleri yapıyorsanız zaten bir ekonomistle çalışıyor olmanız lazım. Buna danışıyor olmanız lazım neticede. Ama ben şunu söyleyeyim. Çoğu insanda mesela bence 2019'dan beri böyle bir süreç var. Aslında bunun ayak sesleri yani astrolojik olarak bu böyle. Belki finansal olarak da sen orada bir noktada açıklık getirirsin kesin. Ama bu sürecin hazırlanışı yani bütün bu sürecin hazırlanışı aslında astrolojik olarak 2019 yılı itibariyle başlıyor bu arada. 2019 yani, böyle altın için konuşuyorsak 2019 Ağustos yaz ayları itibariyle öyle bir döngüsel bir şey var mı? Çünkü ben 2019'un Ağustos'undan biri. Orada da tabii Amerikan Merkez Bankası'nın bir değişikliği olmuştu. O sebeple faiz indirimine gitmesi sebebiyle bir makroda bir hareket oldu. Altın bazında konuşuyorum. Ve 2019'un Ağustos'undan beri ben altın portföylerde alınmalı ve tutulmalı. Çıktığım bütün yayınlarda, televizyondaki ekonomi konuşmalarında hep portföylerde olması gerektiğini o zamanlardan beri söyledim. Dolayısıyla hani çok o zaman astroloji tarafı şeyle çok örtüşüyor. Hani öyle bir döngü varsa geçmişte şu anda çok birebir onu yaşadığımız bir dönem. Yani müthiş örtüşüyor. Çünkü evet 2019 ortaları itibariyle bu sürecin aslında adımları atıldı. Yani bu sürecin adımları 2020'de atılmadı arkadaşlar. Hatta şunu da söyleyeyim size. Ben kendi danışanlarım. Benim de mesela işte finansal astrolojik danışmanlık verdiğim. Hani işin yatırımı var. İş adamı, iş insanı. Yatırımlarıyla ilgili işte şunu ne zaman yapacağım, şunu ne zaman açacağım vesaire gibi tarihler veriyoruz biz. Çünkü işin de bir doğum tarihi var. Yani bir şirket kuruluşunun da aslında her anın, her oluşun bir doğum tarihi var. Onu da finansal olarak analiz ediyorsunuz. Mesela burada hep öngördüğümüz hep dolar, bir kere euro değil zaten, euroyu geçiyorum. Dolar üzerine yatırımlar, altın üzerine yatırımlar. Çünkü ne olacak? 2020'de bütün büyük malefikler kavuşum yaptığında, büyük malefikler de Oğlak burcunda kavuşum yaptığı için, Oğlak nedir biliyor musun? Oğlak enerjisinden. Oğlak burcu. Aynen. Ana burcum Oğlak. Ana burcu, yükselenim Terazi. Oğlak, Terazi. Oğlak dediğimiz astrolojide yani finansal olarak köklü, eskimiş, çok eski 100 yıllık, işte ne bileyim ya da 50 yıllık büyük şirketler demek. Ve büyük güçler demek. Tarihte bu Oğlak burcunda büyük malefikler kavuşum yaptığında büyük güçler el değiştirmiş. Hatta bunun zamanları da var. Yani ben bu tarihi araştırmalarını da yaptım. Mesela ilk başı Osmanlılara döndüğümüzde hani bu Memlükler devleti yıkılıyor, halifelik Osmanlılara geçiyor. Yani çok büyük bir güç elde ediyoruz İslam dünyasında. O gücün en tepesinde oluyoruz. O dönemde mesela yine Satürn, Pluto, Oğlak'ta kavuşumda. Büyük güçlerin el değişimi. Ne demek bu? Gücü elinde tutan, siyasi gücü elinde tutan her zaman ekonomik gücü de elinde tutar ki o zaman siyasi güç dini güçle de bağlantılıydı biliyorsun. Hani eski zamanlarda ve tarihi olaylarda dini gücü, siyasi gücü elinde tutan ki Osmanlı'nın ondan sonra yükselişi başlıyor mesela. Öyle bir güç değişiminden bahsediyoruz. Şimdi ne olacak? 2019'da bunun ayak seslerini duyduk. Dünya üzerindeki büyük güçlerin değişimini artık hepimiz hep birlikte tanık olmaya başlayacağız aslında. Yani bu her zaman yani bunlar... Peki şimdi bunu söylersen hemen araya girip tabii ki seni sıkıştırırım. Bu o zaman şuraya gelir mi efendim? Samimiyetine binaen soruyorum. Yani tabii, böyle lütfen. Bir güç değişimi aynı zamanda Türkiye'yi de etkileyecek bir güç değişimi... den de bahsedebilir miyiz böyle bir durumda? Yani hani bir güç değişimi oluyor ise bu güç değişimi hani sadece Amerika için, sadece Rusya için tüm gücü elinde tutan sistemin değişeceği anlamına geliyor. Demek oluyor ise o zaman bayağı sıcak yaz ayları bekliyor efendim bizi yani. Çok, çok. Bir de şunu söyleyeyim. Zaten bence Türkiye burada Türkiye'nin kuzey düğümü Başak. Her zaman mantıklı düşünüp stratejik hamleler yaptığında aslında doğru müttefiklerle ilerler ve güçlenir. Burada büyük hani evet büyük güçler dediğimiz aslında burada dünya neyi düşünüyor? İlk başta baktığımızda Çin'de işte koronayla bir anda bir şeyler oldu. Sonra tekrar orası biraz toparladı şu an Çin. Şu an Amerika acayip bir halde baktığımızda ve yalnız benim burada bence 2020'de dünya sahnesine çıkacak ve biraz daha böyle önemli güç olacak noktasında Rusya bağlantısı var. Rusya'ya dikkat etmek lazım. Rusya burada yani burada çünkü Rusya'nın Mars'ı retro, natal haritasında Mars retro Rusya'nın ve bu sakat yıllar işte mesela bu yıl sakat bir yıl. Neden? Venüs retrosu var, Mars retrosu var. Bu Mars retrosunun olduğu yıllarda hep Rusya'nın dünya gündeminde, dünya siyasetinde ciddi bir yerde bir noktada olduğunu görüyoruz mesela. Bu da ayrı bir mesele. Burada yine Türkiye'nin güçlü işbirlikleri olabilir. Zaten orada bence hani siyasi olarak baktığımızda bu güç dengeleri değiştiğinde tabii ki de Türkiye siyaseti de etkilenecek. Ya da Türkiye'deki o dünya sahnesindeki rolü de etkilenecek. Etkilenmez mi? Tabii ki de etkilenecek. Çünkü biz de burada çok kale alınan bir ülkeyiz. Dünya literatüründe baktığınızda Türkiye'de yaşanan krizler olsun bir şeyler her zaman dünyanın gündeminde. Bir de kemikleşmiş yanında bir ülkeyiz yani. Yani kemikleşmiş yapılar için dediğin için hani böyle o kemikleşmiş yapılarda bir değişim var. Bu büyük şirketler için de geçerli. Tabii. Belki sisteme kendini bu korona sonrası yeni sisteme kendini adapte edemeyen, uyumlayamayan büyük şirketler için de o zaman belki de tam onun hani çatırdayıp yeni bir düzene doğru belki de büyük şirketlerin iflası gibi ya bunlara sebebiyet verecek bir şeyden bahsediyorsun anladığım kadarıyla değil mi? büyük şirketlerin bence zaten dünya bazında da Türkiye'de de bunlardan duyabiliriz. Özellikle de 2012'den bu yana belki aktif olan, kurulan, güçlenen, hani o dönemi değerlendirmek lazım. Şirketlerle ilgili piyasalarda büyük sıkıntılar ya da onların belki çoktan iflas etti. Biz bilmiyoruz, duymadık, duyacağız. Gelecek yani o haberler gelecek. Aslında biz şu an bu Şubat, Mart'tan itibaren olan korona sürecinin ekonomik göstergelerini Mayıs, Haziran sonu, hatta Merkür Retro'ndan sonra bir de üstüne üstlük Haziran sonu Temmuz ortalarına kadar göreceğiz diye ben düşünüyorum. Evet, dediğim gibi bence hareketli bir yaz geliyor. Peki şimdi bu malum efendim yaz ayları için böyle depremle de ilgili çok böyle hani muhakkak geliyordur sorular. Orada böyle hani tabii ki bu bir şey demek değil ama astrolojik tarafta böyle bir hani öngörü çalıştırırsak en azından şimdiden yapabileceğimiz her neyse yani çantamızı hazırlamaktan tut da saklayacağımız yere bakmaya kadar. Çok büyük böyle bir öngörü var mı? Ya büyük İstanbul depremi gibi şeyler falan değil ya arkadaşlar. Şimdi orada tabii uzmanları dinlemek lazım. Bir kere burada ana konu hani orada da jeolojik astroloji, hani astroloji ile jeolojinin birleştiği bir alan var. Alt kırılımları var. Bunlar bölgesel bile deprem olasılıklarının tahmin edildiği bir bilim dalı. Şimdi ben ona çok hakim değilim. Orada o yüzden böyle sürekli şey demek istemem. Olasılıkları söylerim. Olasılık ya astroloji zaten bir olasılık ilmidir. Yani öngörü tekniğidir. Ama böyle yazın hani çok büyük deprem şey gibi. Çünkü burada büyük güneş tutulmaları büyük yeryüzü olaylarını, yer kabuğu hareketlerini tetikler. Yani 99 depremine baktığımızda orada şaratan sabit yıldızı Jüpiter'le kavuşumdaydı ve Türkiye'nin güneşine kare bir Aslan burcundaydı yanlış hatırlamıyorsam güneş tutulması vardı. Şimdi bunlar büyük tutulmalar Türkiye'nin üzerinde sert etkilerde olduğu için böyle yıkıcı bir depreme sebebiyet verdi. Şimdi bu sene Türkiye ile ilgili bu kadar yıkıcı, bu kadar ağır insanları da korkutmaya bence gerek yok. Bir deprem ben öngörmüyorum. İnşallah da olmasın zaten. Allah korusun. Ama ekonomik olarak mesela ekonomik kriz ya da ekonomik olarak o sürecin altından kalkmak önemli. Yani en büyük meselemiz bu yaz bu olacak zaten arkadaşlar. Yani depremin ben orada çok büyük depremler olacağı sürecinde tahmin etmiyorum. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Hani 2021-2022 yıllarında Satürn Kova'ya gelecek. Tekrardan şimdi retroya gidiyor. 2021 son Satürn Kova'ya girecek. 2021 yılında yine de depremlerde gündemimizde olacak. Ama şu an asıl meselemiz bence bizim ekonomi. Gerçekten ekonomi yani. Ve o sürecin tabii ki de bu süreci bence bu arada bayağı da iyi yönettik. Sadece şu sosyal mesafeyi ne olur yani bakıyorum dip dibe insanlar yine böyle bir hani şey olmak lazım. Bunun artık bilinçlenmesi gerekiyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaş. Yani dışarı çıktığımızda o maskemizi mi takmamız gerekiyor? İşte eldiven mi takmamız neyse bunları yapacağız ya da bu sosyal mesafeye uymamız lazım. Aslında bir sürü şey değişecek burada. Yani finansal olarak da bakış açısı değişiyor, insani ilişkiler açısından da değişiyor, sosyal ilişkiler açısından da değişiyor. O yüzden 2020'den önce ve 2020'den sonra diyeceğiz artık. Ya böyle bir yıldayız yani. Böyle ortadan ikiye ayırdı. Eskiye ne zaman döneceğiz sorusunu sormayacağız artık. Yani yok, eski diye bir şey yok. O geçmişte kaldı. Yok. Şimdi yepyeni bir dönemde ne kadar hızlı buna adapte olur ve ne kadar diretmezsek, bir de çünkü bir direniş var. Böyle ben onu da hissediyorum bazen. Yani olan oldu ve bu benim elimde olan bir şey değilse artık olanı kabul edip ben burada kendimi bu süreçten nasıl aydınlığa çıkarabilirim diye bakmak lazım. Birazcık daha çözüm odaklı olmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla kendimizin dahil olabileceği konularda muhakkak o dikkat edilmesi gereken ki yine astroloji tarafında çok fazla bununla ilgili muhakkak hani işte ikinci bir dalga olacak mı sorusu gündeme geliyor. Sanıyorum hani senin de öyle bir şeyin var ki özellikle bunu tekrar böyle bir hani tekrar altını çizmek istedin. Yani böyle bir ikinci dalga beklentisi de var. Konuşulan belli tarihler öngörülüyor. Korona ile alakalı. Yani ben şöyle söyleyeyim. Benim öngörüm hep korona ile ilgili de Mayıs başı itibariyle aslında tüm dünya üzerinde yavaş yavaş kademeli özgürlüklerin olacağı noktasındaydı. Hatta bunu söyleyen neredeyse tek astrolog olabilirim. Yani o kadar net söylüyorum. Çünkü YouTube'da ben bunu Nisan başı itibariyle korona süreci ne zaman bir şahidim bir de dinledim hepsini ben. Ve hani yaza tabii yani şöyle ne zaman bitecek derken hani tak diye yarın çıkıyoruz sokağa korona bitecek değil ama kademeli kademeli dışarı çıkacağımız noktasında bahsetmiştim ki adım adım da baktığınızda Mayıs ayındaki uygulamalarda bunları görüyoruz. Ama şu var şimdi harita kader değildir. Belli tabii ki de büyük kavuşumlar, işte salgınlar, ekonomik buhranlar, krizler, savaşlar, yangınlar, patlamalar vesaire bunları tetikleyen açılar var astrolojide her zaman. Yani bunlar kadersel olaylar ama bir de şu var. İrade yani kişisel irade. Yani sen bu hastalığa yakalanmak istemiyorsan işte kendini korumayacaksın. Elinden geldiği kadar tabii çok bulaşıcılığı olan bir şey ama elimizden geldiği kadar hepimiz kendimizi koruyacağız. Dışarıda da buna dikkat edeceğiz. Ha buna dikkat etmediğimiz noktada 5. dalga da gelir açıkçası. Yani ne diyeyim şimdi görüyorsun insanları böyle el ele tutuşacak az kalmış ya. Yani. Hani öyle olmayın arkadaşlar ne olur. Tabii ki de her şey çok güzel olsun. Ama 2. dalga olayını ben daha çok şöyle söyleyeyim. Yani yazın olacağını düşünmüyorum. Yani yazın bir daha hani bu bitecek. Yani bitecek dediğim normalleşme sürecine yavaş yavaş adaptasyonumuz olacak ve daha steril, daha temizliğe dikkat eden, daha hijyene dikkat eden bir toplum olmamız gerekiyor. Zaten bizim kuzey düğümümüz Başak. Yani bizim Başak enerjisiyle yaşamamız ve çalışmamız gerekiyor. Başak enerjisi nedir? Başaklar mesela bu süreçten çok memnun. Titiz. Oh herkes tertemiz yeter ya diyor. Benim normalde yaptığım şeyler diyor. Çünkü evden gelip dışarıdan gelince ben zaten elimi yıkarım. Ama biz 2020 yılında tekrardan dışarıdan gelince elimizi yıkamayı öğreniyoruz daha. Yıl 2020 olmuş. Bunları öğreniyoruz. Hala bunu öğreniyoruz. Hala bunu öğreniyoruz. Neyse dediğim gibi işte bu süreç baktığımızda bir irade noktası var. Bir de tabii olasılıklar var. Olasılıklarda Eylül sonu gibi tekrardan böyle bir dalga olabilir ama ben bu kadar etkili yani bu kadar daha ağır sert noktalarda olabileceğini belki Eylül-Ekim başı, Eylül sonu Ekim başı gibi biraz dikkat etmek lazım. O sürece dikkat edersek bu 2. dalgayı hafif atlatırız. Hani orada dikkat etmek, irade kısmı çok önemli. Ya da işte nasıl yönetim zaten bu noktada sert tedbirler alması gerekebilir. Ama onun dışında yavaş yavaş artık biraz da insanların hayata adapte olup devam etmesi lazım. Bir noktada da baktığında ekonominin de devam etmesi ya da işte hayatın da devam etmesi için bu bir şart arkadaşlar. Şimdi özellikle YouTube'da şöyle bir şey sormuştum. Ben de akşam sor diye kendi notuma bakıyorum. Az evvel birazcık izah ettin ama hani burada bolluk ve berekette finansal sonlanmalar diye özellikle altını çiziyorsun. Yani bu döngüde Venüs Retrosu ile ilgili olan YouTube yayınında diyorsun ki bolluk ve bereketle alakalı finansal sonlanmalar olacak. Dolayısıyla buradaki o hani ki yaz aylarının ne kadar astrolojik olarak da senin söylemlerinden de anladım. İnşallah da bir daha tekrar yayın yaparız. Şimdi biz tabii Venüs Retrosu'na kadar, yani Haziran sonuna kadar ki dönemi konuşuyoruz. Bu döneme kadar oldukça yoğun bir gündem var bizi bekleyen. Çok yoğun bir gündem var. Ama şu da var. Gerçekten şunu söyleyeyim. Bu kriz yeni zenginlerini çıkarttı, çıkartıyor, devam ediyor. Yani krizden kazanan ve çok ciddi bir şekilde 2019 yılından bu yana aslında parasını dolara yatırıp altına yatırıp şimdi onlar bir anda yapacak. Piyasayı da hareketlendirecek ya da şöyle ama yani kendi bir takım çok güzel bir şekilde mesela şimdi herkes krizde ve paraya ihtiyacı olduğu için bu krizi fırsata çevirip o varlıkları çok değerli bir şekilde kullanacaklar, değerlendirecekler bir yerlerde, bir noktalarda. Yeni zenginler çıkacak aslında. Yani her zaman bu böyledir. Her kriz yeni zenginliği yaratır. Onlar o kısım aslında bence çok uzun zamandır bekleyen bir kısım. Stokçular diyorum ben onlara. Stokçu kısım. Onların da aslında şu Venüs Retrosu'yla birlikte kimin neyi stokladığını da görmüş olacağız. Yani o yeni zenginlerle birlikte bunu da görmüş olacağız ve şunu da söyleyeyim yani aslında dijitalleşme kısmında yani işin hani artık eğer bir şirket kuruyorsanız bu şirketin ilerlemesini ve güçlenmesini istiyorsanız artık bakın Satürn Kova'ya retro yapıp tekrar Kova'ya geçecek Aralık sonunda. Jüpiter Kova'ya geçecek ve Aralık ayında, Aralık 2020 yine çok önemli bir tarih. Tüm dünya tarihi için, tüm dünya astroloji tarihi için çok önemli bir tarih. Sahip kıran dediğimiz yine 20-30 yılda bir olan göksel bir görünüm yaşayacağız. Ve burada kova çağı dediğimiz aslında daha dijitalleştiğimiz. Yani bu biraz fragman yaşadıklarımız. Herkesin... Bu fragman mıydı? Bu fragmandı. Gerçeği nasıl olacak acaba? Biz artık her konuda dijitalleşmede o fırsatları yakalayan ve doğru dijitalleşen, hani o klasik yüz yüze satışlar vesaire değil, bunu doğru yapan, bunun altyapısına doğru kuran şirketlerde çok 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 büyüyecek ve çok büyük teknolojik yenilikler ve değişimler bizi bekliyor zaten. Şimdi onun altyapısı bence bir yerlerde harıl harıl da hazırlanıyor diye düşünüyorum. O zaman herkes kendi işini, iş yapış tarzını online tarafta adapte edip bütün o süreçlerini ona göre uyumlarsa, ki o zaman Aralık'tan sonraki döngüde artık herhalde nihai bir şekilde bu konu önümüze gelecek ve artık değil, zaten yaptık yapamazsak sistemin dışında kalacağız. Eler, sistem eler. Sistem güçsüz olanı eler. Yani böyle bir sistem arkadaşlar. Şimdi bir de ben böyle soru cevap gibi oldu ama bütün merak eteğimdeki taşları döküyorum. Lütfen sor. Neyi sormak isterim. Bir de sonra tabii senin ekleyeceklerin de varsa oradan devam edelim isterim. Özellikle bu yaz ayları için gene böyle işte yok gezi olayları gibi, yok işte efendim iç karışıklık gibi gibi böyle halk ayaklanmaları diyenler var efendim. Bunu özellikle çok sevgili Oğuz Bey de dinliyorsa o da sağ olsun. Ne olur Sait Hanım dedi ya bununla ilgili de böyle çok insan var bunu aslında öngören ama bu tip konuşmalar da var. Hani sen astrolog Elvan olarak burada böyle bir içsel, sadece Türkiye özelinde bir etki aldığımız bir nokta var mı? Hiç öyle bir öngörün oldu mu yaz ayları için? Yok, yaz ayları için yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu yılın en keyifli ayları Temmuz 15'ten yani Ağustos'a kadarki dönem. Temmuz-Ağustos ortaları. Ağustos'ta dahil olmak üzere. Yani bu yılın en biraz daha rahatlayacağımız, biraz kendimizi iyi hissedeceğimiz, piyasaların dengelenip biraz kendine geleceği dönem olacak. Sonrasında Mars Retrosu Eylül itibariyle geldiğinde ben bunu bir halk ayaklanması gibi ya da gezi olayı gibi düşünmüyorum. Çünkü gezi olayları olduğu zaman da gökyüzünde Güneş Plüto-Uranüs karesi çok aktifti ve onun başka bir enerjisi var. Yani ayaklanmalar, halk olayları, halk isyanlarını tetikleyen noktalar farklı noktalardır astrolojide. Burada mesela Eylül itibariyle siyasette ve mecliste kavgalar çok göreceğiz, karışıklıklar göreceğiz. Çünkü Mars oradan retroya başlayacak, parlamentoda göreceğiz. Parlamentoda parti ayrılıkları göreceğiz, parti içi ayrılıklar göreceğiz. İttifakların dağıldığını göreceğiz. Özellikle de mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu da bugün yine bir araştırırken, Eylül ayına bu seneyi de bakarken fark ettim. 2019'un Ocak ve Şubat'ta, yani geriye döndüğümüzde 2019 ve Ocak ve Şubat'ta Türk siyasetinde neler yaşadıysak bunlarla ilgili sorunlar çıkacak. Bir kere oraya bir geri dönüp, hani Türk siyasetinde yakından takip eden arkadaşlar varsa bir geriye dönüp baksınlar. Bu hani işin siyasi jargonunu incelemek isteyenler varsa. Mesela orada benim gördüğüm CHP ile İYİ Parti ittifakı var. O dönem kurulan. Orada mesela bir çatırdama ya da bir o süreçte bir sıkıntı yaşanacak. Mesela Eylül sonu, Ekim. Bu dönem ya parlamento, meclisle ilgili sıkıntılar başlıyor. Bir de biz bunun sonrasında İstanbul seçimleri yenilenmişti. Böyle tekrar yenilenen. Ve bence şöyle bir şey de olur. Yine bu bakanlık ve kabineyle de bağlantılı çalışır. Siyasi olarak sonbaharda kabinede değişimler olabilir. Seçimlerle ilgili bir takım öngörüler ya da bir takım yeni revizeler gündeme gelebilir. Yani bunlar biraz daha gündemimizde olacak ama bu yani gezi olaylarındaki göksel etki gibi bir etki değil. Yani öyle bir halka ayaklanması ya da öyle bir şey değil. Bu başka bir, farklı bir nokta. Biz burada bu süreci daha çok mecliste göreceğiz. Parlamentoda göreceğiz. İkilikler, ayrılıklar, bir arada olan ittifakların dağıldığını göreceğiz bu arada. Partiler içinde, partiler arasında da bunu göreceğiz. Eylül, Ekim, Kasım 15'e kadar bu geçecek bu süreç. Tabii burada ne olur? Bunun öncesinde de bence altyapıda da ekonomik durum söz konusu olacak diye düşünüyorum. Yani ekonomik ayrılıklar ya da ekonominin orada ne şekilde, nasıl yönetilecek, ne şekilde ilerleyecek diye ona bakacağız, piyasalara bakacağız. Ki bence de şöyledir her zaman için. Kapalı çarşı ekonomisi zaten orada Türkiye ekonomisine yön veren çok çok önemli bir noktadır kapalı çarşı piyasasına baktığımızda. 1 Haziran'da muhtemelen artık bunun seyri, hani biz şu an konuşuyoruz afaki olacak olasılıklardan ama evet, siz bugün konuştuklarımızı en çok da 1 Haziran'dan sonraki süreçte bence göreceksiniz diye düşünüyorum astrolojik olarak. Bu öngörüler, bu arada çok değerli bilgiler verdin. Ağzına sağlık ya, inanılmaz. Ben bunu böyle şak şak işte bakın Mayıs'ta böyle konuşmuştuk. Flash büyük puntolarla. astrolog Elvan Yerman bildi deyip böyle herkesin gözüne sokmaz mı? Ya tabii bunlar öngörü teknikleri. Hani bunlar bir ilmi kullanma sanatı. Ya inşallah hepimizin hayrına, iyiliğine olacak. Burada yani. Ama Elvan hep şunu söylüyorum ben de aldığım hani konuklarda da herhalde o konuda beni desteklersin diye düşünüyorum. Ya aslında bir astroloji, bir hava durumunu öngörmek gibi bir sistem var altta kullanılan ve sizler gerçekten bu işi doğru yapan belli başlı isimler var. Ben de onları hakikaten takip de ediyorum. Bu isimler çok emek vererek gerçekten harita çalışıyorlar. Gerçekten bunun için okuyorlar. Geçmişte ne olmuş, şimdi ne olmuş. Bu böyle attım tuttuyla yapılan yorumlar gibi değil efendim. Bu işin çok bir ilmi var. Çok bu insanlar bu işe gerçekten mesai harcıyorlar. Dolayısıyla hani bir hava durumu gibi. Nasıl yağmur yağma ihtimali, güneşli olma ihtimali, bulutlu olma ihtimali. Şimdi yağmurda şemsiyen varsa yanında ıslanmıyorsun. Şimdi biz de eğer birkaç ay sonrası için bu tip bir astrolojik tarafta bazı böyle müthiş değerli bilgiler. Yani bence zaten önümüzdeki dönemin en önemli konusu bu. Bilgi çok o kadar doğru insanlardan alınan bilgi. Ben buna çok inanıyorum ki başka bir astrolog da konuk aldığım zaman sen de onu vurguladın. Satürn Kovak. Ben de öğrendim bu arada. Ben ilerliyorum bu ilimde. Satürn Kovak tamamen bu konularla ilgili. Yani bilginin ne kadar değerli olduğu ve bilgiyi çok doğru insanlardan almak. Bu işe gerçekten kafa yoran, emek veren insanlardan biri de sensin. Ben bir kere daha gerçekten canı gönülden teşekkür ederim. Müthiş değerli bilgiler verdin bu akşam bize. Çünkü bunların her biri önümüzdeki döneme ışık tutuyor olacak. Ama dön dolaş gelemiyoruz yaz aylarından. Bir Haziran'da bence sen böyle biraz şey söyledin ama ben de işi böyle şey yapmaya çalışıyorum. Azıcık yumuşatmaya çalışıyorum. Ama Haziran galiba bayağı bizi böyle sarsacak bir ay gibi. Yani özellikle Temmuz-Ağustos için daha nefes aldıracak gibi. Doğru mu anladım ama Haziran böyle bizi evet. Zorlayacak bir ay. Yani zorlayacak. Yapacak bir şey yok. Yani kriz ama bir de şu var. Türkiye Akrep Burcu ülkesi ya. Türkiye krizlere çok alışkın bir ülke. Yani bir de Türkiye krizlerden güçlenerek çıktığında daha da büyüyor. Böyle bir şeyi var Türkiye'nin. Çünkü akrepler böyle, akrep etkisi böyle bir enerjidir. Yani dönüşüme açık olmakla da alakalı. Yani Türkiye bu süreçte, bu durumda dönüşüme ne kadar açık olursa, her konuda ekonomik olarak mesela artık dijitalleşmeye mi gidilecek ekonomide? Bu dönüşüme bu kadar açık olursa ve hızlı adapte olursa zaten burada ekonomiyi de o noktada toparlayabilir. Ya da işte Türkiye Kuzey Düğün Başak olduğu için tarım, üretime destek vermek. Buradan hani bunları yönelerek yapacağı ve şey de sağlık da aynı şekilde. Zaten biz burada oradan yırttık biliyorsun. Sağlığa önem vermekten yırttık biz bu süreçte. Çünkü kendi kuzey düğümümüze, ülkelerin de kuzey düğüm gitmesi gereken yollar var. Kendi kuzey düğümümüze gidebildik. Türkiye üretime, hizmete, emeğe, değere, yani emeğe vesaire bunlara ne kadar çok yatırım yapıp ne kadar çok büyütürse o kadar çok büyüyecek bir ülke zaten. Yani. Biraz burada dönüşüme, değişime açık olmakla alakalı. Kişisel bazlarda hepimiz etkileneceğiz. Herkes çok etkilenecek tabii ki de bu süreçten. Dilerim en az acılı ve hani en yani hızlı ne diyebilirim burada? Venüs Retrosu'na çok da bile söyleyemiyorum. Bu arada böyle gözüme sorularda çok fazla bilmiyorum hani senin öyle bir yorumun olur mu ama sanıyorum bizi turizm tarafında da çok dinleyen var. Turizm sektörü ne olur? Elvan Hanım ne olur falan diye yazanlar var. Birkaç tane öyle özellikle mesaj gördüm. Turizm için var mı Elvan? Hani umut. Öyle bir birazcık daha Temmuz-Ağustos sanki nefes alınabilecek gibi dediğin için. Yurt içi olur da yurt dışı konusuna bir şey diyemiyorum. Yani yurt dışı biraz tabii kritik burada ama yurt içi turizmi bence Temmuz-Ağustos'ta biraz nefes alır gibi geliyor bana. Zaten onun içinde adım adım önlemler ya da uygulamalara geçiyorlar aslında. Yapıyorlar yani bununla ilgili bir şeyler yapmakta durumundalar. Çünkü turizm de bir noktada ana kaynaklardan biri bizim için. Kesin. Şöyle bir de derler ki bu sınav tarihleri devamı değiştirildi ya. Hiç ona bakabildin mi? Nedir bu üniversite? Ya gerçekten evet yani ya, çok üzülüyorum. Yine şu an geri alındı değil mi? Haziran'a. Bir ileri alınmış sonra tekrar yani önceye alındı. Yani sınavdan normal tarihten bir ay önce alındı. Tekrar bir Temmuz'a alınması falan gibi öyle bir şey varmış baktın mı? Gölge Venüs tekrardan alınabilir. Yani bir değişiklik tekrar belki yapılabilir bu arada onunla ilgili. Belli olmaz o Çünkü değişken bir zamanda alınan bir karar. Tekrar bir değişiklik olabilir. Yani o süreç ve herkes de tabii okullar, eğitim, öğrenciler de var burada tabii aramızda, haklılar. O tedirgin, çünkü bir ay öne alındı sınav. Şimdi sınav heyecanı, telaşı başladı herkeste. Onun üzerine aynen, belki ilerleyen günlerde bir revize gelebilir. Bakalım. Göreceğiz. Peki efendim, bu arada bakıyorum saate. Yani nefis, hakikaten o kadar güzel noktalara değindin ki. Son 3-4 dakika. Evet. Baktım çünkü şöyle. Hani var mı Elvan ekstra ilave etmek istediğin, böyle şuna dikkat edin veya şöyle, hani varsa dinlemek isteriz. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, bu kısa şöyle hızlıca geçeyim. Mayıs-Haziran ayları önemli. Çok ani riskli yatırımlar finansal olarak yapmanız doğru değil. Biraz şu riski de bölerek gitmek doğru. Bunun kazananları zaten çok önceden bu süreci planladı ve kazanıyor. Yani yani şu an altın alınması, dolar alınması falan kurtarmaz kimseyi. Onlar 2019'da alacaklarını. Ya, çünkü Elvan, şu cümleni var ya, alkışlıyorum ya, bu kadar güzel bir yorum. Ama bu yani ben mesela finansal olarak da bunu çok söyledim, hani evet, alın çünkü şu dönemlerde böyle olacak. Hani bunlar biraz öngörü tekniği ya da finansçıları dinleyeceksiniz, ekonomistleri dinleyeceksiniz kişisel olarak. Bunun dışında dediğim gibi bence rutinde kalın, stabilde kalın. Biraz 1-2 ay ekonomik olarak da bu sürecin aslında ekonomik sonuçlarını göreceğimiz bir durum. Ama ben normalleşme sürecine, kurallara uyduğumuz noktada en azından o ikinci dalga noktasını Haziran'da umarım hani tekrar böyle bir şey tekrarlamaz. Yani bir komplo teorisi olarak kalır kenarda ve günlük hayatımıza az buçuk olsun dönebiliriz diye düşünüyorum. Herkes burada kendi içine dönsün. Şu 2 ay kendi içindeki hani kişisel olarak da krizlerini ve değer yargılarını sorgulasın. Eylül ayı dediğim gibi Türk siyasetinde özellikle mecliste çok böyle hareketli bir döneme gireceğimiz bir süreç olacak. Ülke ve diğer ülkelerden, ülke gündemlerinden de bahsetmiş olduk. Bu kadar. Başka daha ne olsun? Sağlık, daha ne? Vallahi daha ne olsun? Yani ağzına sağlık. Bence bu kadar. Rica ederim. Hepinize vallahi çok da seviyorum. Akşamın bu saatinde emeğin için sonsuz teşekkür ediyorum. Efendim, sevgiler. Bizi dinleyenler açısından astrolog Elvan'ı hem YouTube'dan hem kendi Instagram'ından takip ediniz. Ben Deniz Ekonomide Saadet. Yine Dora Magazin bize bu sayfayı açtığı için, sizlere bizi bir araya getirdiği için de Dora Magazin'e de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri dinleyenlere de tekrar çok teşekkür ediyorum Elvan. Ben katıldığın için yayınıma. Herkese çok teşekkür ederim. Dora Magazin'e de buradan çok teşekkürler. Sana ayrıca öpücükler. Katılanlara da çok teşekkürler arkadaşlar. Sevgiler, saygılar. Güzel ve keyifli günlerde görüşmek üzere inşallah. Elvan bak, son dakika borsa. Var mı bir şey? 1-2 de. Borsada çok ani iniş çıkışlar olur. Dikkat etsinler. Çok ani olacak. Yani özellikle de retro çıkışı. Haziran sonu. O yüzden lütfen hani böyle şey yapmayın. Risk, kumar gibi bunu şey yapmayın. Yani bu başka bir şey. Danışın. Danışarak iş yapın. Çok ağzına sağlık. Ya, bu kadar güzel mi açıklanır? Daha ne desin? Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar efendim. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Kaydediyorum yayını.